Biz demin isim bulmaya gayret ettik. Hangi isimleri bulduk? Gül ve Çağla. Gül ve Çağla'yı bulduk. Peki şimdi gelelim başka bir isim bulmaya. Ha. Başka ne? Peki. Çiçek mi? Dur. Hiç şimdi bilgi vermeyeceğiz. Lütfen kulağını kapat. Tamam, kapatıyorum. Tamam. Doğa ile ilgili bir isim olsun. Lütfen söyle. Şöyle onunla kareye gir ki onun kulakları kapalı olduğunu görebilelim. Aynı kareye gir. Ha, yine. Tamam, kendi söyle. Su. Tamam. Karışmadım. Belki duymadılar. Ne? Tamam. Bakalım bulabilecek mi? Gözünü kapalı tutsun, kulağını açsın. Kulağını açabilirsin. Tamam. Aç gözünü bir dakika. Açıyor muyum? Aç. Tamam. Sence kim bir isim söyledi? Hiçbir bilgim yok. Tamam. Şimdi Serpil, ona bilinçli zihin diyoruz. Serpil'in bilinçli zihni bilemiyor. Kimin konuştuğunu bile. Yani hangi ismi konuşacağımızı boş ver. Kimin dile getirdiğini dahi bilmiyor. Peki şimdi sen bizim konuştuğumuz bu ismi bulacaksın. Çok iddialı. Tamam. Demin iki tanesini buldun. Evet, iki tanesini buldum. Hadi kapat gözünü. Tamam. Başla bakalım senin görüntülerinden pırt 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 geçenleri tek tek söyle. Sabit kalanı da söyle. Aklıma ilk gelen yalnız Türkçesini bilmiyorum o aklımda. Ne? Fransızca bilen var mı aramızda? Türkçesini söyle. Hiçbir şey söylemeyin. Şey değil de kış aylarında oluyor bu. Küçük yerden şey oluyor. Sapan. Yani ne, çiçek gibi bir şey mi? Çam ağacı. Çam ağacın böyle şey. Fidan. Fidan. Tamam. Gibi bir şey. Duruyor. Durdu mu o, gitti mi? Gitti. Tamam. O zaman çok üstünde durma. Tamam. Duranları söyle bize. Zaman kaybetmeyelim. Hani de ki işte bir fidan geçti falan böyle. Fidandan başka ne geçti? Tilki geçti. Tilki de durmadı. Durmadı. Bak, isim ne zaman belli olacak? Ta ki resim gelip tık durduğunda. Onu da şey yapamayacağım da. Söyleme, geç. Yok, kaldı. Yani o kalıyor şu anda. Kaldı. Ne kaldı? Ama işte hani emin de değilim. Erison'un Türkçesi neydi ya? Neyi? Erison. Kirpi. Kirpi. Kirpi durdu mu, gitti mi? Gitti, tamam. Gitti. O zaman hiç bırakma. Tamam, kalmıyor. Ve şöyle bir şey ortaya çıktı. Bu kişi babasına karşı öfkeli. Kirpiden. Peki babasına karşı öfkeli. Bakacağız. Babasına öfkeli kirpi demek, güneşe öfkesi var. Kirpi sıcaktadır ve oklarını güneşe atmak üzeredir. Peki kirpi de durmadı. Bakalım hangi ne durdu? Hayvandan başka bir şey de olabilir değil mi mesela? Evet. Evet, her şey. Bilgi ver. Bakalım gelip ne duracak? Her şey maydanoz oldu burada da. Gerçekten öyle oldu. Tilkiden sonra koptu yani. Peki durdu mu maydanoz? Maydanoz duruyor gibi. Şimdi merdiveni gördüm. O zaman maydanoz da gitti, merdiven de gitti. Bunun adı maydanoz değil, merdiven değil. Bakalım bunun adı ne? Neyi gördün? Suyu gördüm. Nasıl bir şey gördün? Nehir gibi şu an. Ha. Gitti mi, durdu mu? Şu an denize geldim. Ha, nehir geldi, deniz geldi. Ha, durdu mu hep? Şu an... Dedi ki su geldi, evet. Nehir geldi, deniz geldi. Ha, durdu mu?
Nehirde kaldım şu an. Tamam. Nehirde ne var demiştin bize? Su. Su. Su var. Tamam. Evet. Bu kişinin adı? Su mu? Su tabii. Su. Hadi ya. Hakikaten. Evet. Su. İşte ya. İnanılmaz. Bu bilinçaltı, Refik Korkmaz bilinçaltı dili mucizeler eğitiminin sadece burasını bilmek bile, isimleri bulmak bile Nobel bilim ödülü almaya yeter de artar bile. Biz bu mucize ötelerini yaşıyoruz, yaşatıyoruz. Bunlar Serpil'de yok, Serpilistan'da var. Bunlar Selda'da yok, Seldistan'da var. Gülinde yok, Gülinistan'da var. Refik'te yok, Refikistan'da var. Nurhan'da yok, Nurhanistan'da var. Leyla'da yok, Leylistan'da var. Ve Elif'te yok, Elifistan'da var. Siz ne istiyorsanız hepsi orada duruyor. Yine buradan bir iki kişiye laf sokuşturuyorum. Vallahi. Yani şu, psikolog arkadaşlar, bizim eğitimimizi bugüne kadar 80 psikolog arkadaşımız aldınız. Elinize sağlık, yüreğinize sağlık. Bunu henüz almayan diğer psikolog adayları ve psikologlarımız, bu insanlık adına sizin yapabileceğiniz, öğrenebileceğiniz en büyük eğitim. Kendi okulunuzu bitirdikten sonra ya da şu an psikologsanız, eğitimlerinizin yanına bir de bunu ekleyin. Mucize ötelerini yaşayın. Buradan Hayriye Hanım'a, kendisi psikolog, ona selamlarımı sunuyorum. Bu pazar günü İstanbul Kadıköy'de Sidonia Otel'de eğitim veriyor. Bizim eğitmenimiz aynı zamanda. Neşe Hanım, onun arkadaşı Neşe Hanım'la Hayriye Hanım. İkisi de Hacettepe Psikoloji Bölümü mezunu. 30 yıldır psikologlar ve bizim eğitimlerimize de gönül verip aldılar. Ve toplamda 80 psikolog arkadaşımız bu eğitimi aldı. İşte bu eğitimi bir psikologun alması ne yaratır dünyada? Farkındalık. Her şeyi en net biçimde öğrenmeyi sağlar. Bırakın psikologlar, anne babalar almak zorunda değil mi? Alsa iyi olmaz mı? Hani gördük ki insanların kaç yaşında hangi psikolojik sorunu vardı? Ne zaman tacize uğramıştı? Bunları tek tek gördük. Hepsi Refikistan'da yazıyor. Ve biz gidip orada bunları düzeltiyoruz. Hadi. Şimdi bir başka isim daha bulacağız.